Erkeklerin eşlerine karşı görevleri nelerdir? Bunu çift taraflı anlamak gerekir. Eş deyince Allah görev olarak neyi vermişse, hak olarak neyi vermişse, nasıl olmasını istiyorsa onu öyle anlamak gerekir. Nedir görevleri? Önce şöyle anlamak gerekir. Onlar dünya hayatındaki iki ortak değildir. Böyle anlamak yanlıştır. Ne olarak anlaması gerekir? Ebedi hayatını kazanmak için arkadaş, birbirine yardım edecek, Allah'ın rızasını kulluğu yaparken, Allah'ın rızasını kazanmada iki dost, iki yol gösteren, iki yardımcı. Aynı şekilde dünya hayatını yaşarken, gönlü yanında huzur bulan, sükun bulan, erkek için de, kadın için de bu aynen geçerlidir. İki birbirini seven sevgili, iki sırdaş, birbirlerine evet her türlü sırlarını söyleyen iki sırdaş. Bununla beraber birbirini, Allah ayet-i kerimede buyuruyordu, evet, eşler, kadın da erkek de, ikisi de, eşler birbirinin örtüsüdür dedi, birbirinin elbisesidir dedi. Birbirimize elbise olmak. Elbise ne iş görüyor? Bizi soğuktan koruyor. Buna beraber bizim görünmesini istemediğimiz, evet, vücudumuzu örtüyor. Buna beraber sıcaktan gene koruyor. Buna beraber üzerimizde süs elbisesi, süs oluyor. Evet. İkisi birbiri için böyle olmalıdır. Birbirini korumalıdır. Her türlü tehlikeden, sıkıntıdan, dedikodudan, iftiradan korumalıdır. Herhangi biri sıkıntı duyduğunda, bir yerde sıkıntı geldiğinde ona örtü olmalıdır. Ona elbise olmalıdır. Üşüdüğünde, yani her konuda sıkıntı duyduğunda onun derdine derman olmalıdır. Bunu ne kadar genişletirsek genişletiriz, artık ona göre anlamamız gerekir. Yalnız şunu söyleyeyim, her ikisi için de geçerli olan şey, ikisi de birbirini gördüğünde gönlü huzurla, sükunla dolmalıdır. Birbirlerinin yanında huzur bulmalıdır. Böyle olursa, ikisi beraber manevi olarak kazanmış olur. Manevi olarak kazanır.